Gençler selamlar, ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, 8. haftamızdayız TYT kampımızın ve sembolik mantık konusunun konu testini çözeceğiz. Bu videomuzda hazırsanız gelin ilk sorumuzla videoya başlayalım. Evet, öncelikle sevgili arkadaşlarım, bize ilk sorumuzda demiş ki bu önermeler ve doğruluk değerlerine göre, yani P doğruymuş, Q sıfırmış, yanlışmış, R'nin değili 1 ise sevgili arkadaşlarım tabii ki R ne olacaktır? R 0 olacaktır. Q'nun değili belki ihtiyacımız olur ki bakalım, olabilir, yazalım. Q'nun değili 1 ve P'nin değili de sevgili arkadaşlarım 0 olacak. P ve Q ancak ve ancak R önermesine denk olan önerme aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Öncelikle P neydi arkadaşlarım? 1 ve Q neydi? 0. 1 ve 0 ne yapacaktır? 0. Ancak ve ancak R neydi arkadaşlarım? R 0'dı. 0 ancak ve ancak 0 neye denktir? Tabii ki 1'e. Ancak ve ancak bağlacında ikisi de aynıysa sonuç 1 oluyordu. Pekala. Aşağıdakilerden hangisi 1'dir diye sorulmuş. Şimdi tek tek bakalım. A şıkkına bakıyoruz. P'nin değeri 0'dı. 0 V dediğine göre tamamı 0'dır buranın. 0 ve Q'da yine V bağlacı var. Yanında 0 varsa sonuç 0'dır. Dolayısıyla Adana seçeneğini eledik. Çünkü bize 1 lazım. P veya Q. Bir kere P 1 olduğu için yanında da veya varsa şu kısım 1'dir. 1 ise R neydi arkadaşlar? 0. 1 ise 0 100 kuralı adını koymuştuk biliyorsunuz. Dolayısıyla 0'dır. Bu da gitti. P 1'di ya da Q neydi arkadaşlar? 0'dı. 1 ya da 0 nedir? 1'dir. Ancak ve ancak R neydi arkadaşlar? 0'dı. 1 ancak ve ancak 0. 0'dır. Ancak ve ancak da. İkisi birbirinden farklı ise sonuç 0'dı. Ve Denizli'ye bakıyorum. Q arkadaşlar 0'dı. 0 ise diyorsak, yani ise bağlacında birinci bileşen 0 ise sonuç ne olur? Burası ne olursa olsun cevap hep ne oluyordu? 1 oluyordu. Dolayısıyla cevabımız Denizli'ymiş. Edirne'ye de bakalım. R'nin değeri 1 ve P 1 ise Q 0'dı. 1 ise 0, 0. 1 ve 0'da neye eşittir? Neye denktir? 0'a. Dolayısıyla Edirne'de gitti. Demek ki cevabımız Denizli'ymiş dedik. Geçtik 2'ye. 1 veya P nedir? 1'dir ve P veya P nedir? P'dir. 1 ve P, P'ye bağlıdır. Zaten P'ye bağlı demiş. Birinci öncülümüz doğru. Doğru olanı soruyoruz. 1 ve Q neye denktir? Q'ya. Veya Q ya da Q'nun değil. Bunlar birbirinden farklı. Biri 1 ise öteki 0. Ya da bağlacında birbirinden farklı değerler varsa burası 1'dir. Ve 1 veya Q da kesinlikle ama kesinlikle 1'dir. Yani Q değildir. Cevap 1 olacaktı. Dolayısıyla bu gitti. 2 olanları eleyebilirsiniz artık. 0 veya P. Biliyorsunuz ki P'ye bağlıdır. Ve arkadaşlarım burada ne var? P'nin değil. P'nin değil. İse 1 ve P de P'ye bağlıdır. Denktir P demiş, acaba doğru mu? Şimdi bakın. P'nin değeri 1 ise P 0'dır. Ve 1 ise 0, 0'a denktir. Burası 0 ise şurası 1'dir. 0 ise 1 de 1'dir. Bakın arkadaşlarım. P neyse 0 ise cevap 0, 1 ise cevap 1. O zaman neye bağlıdır? P'ye bağlıdır. Bu da öyle söylemiş zaten. Dolayısıyla 3. öncülümüz doğru. Cevabımız 1 ve 3 olacaktı diyebiliriz. Geçtim 3'e. P ve P'nin değeri nedir arkadaşlarım? Bir tanesi mutlaka 0 ve 0 olanda V bağlacında 0 oluyordu. 0 ya da R ise R'nin değeri. Az önce yapmıştık. R ise R'nin değeri sevgili arkadaşlarım. Bu 1 ise 0, 0 oluyordu. 0 ise 1 ne oluyordu? 1 oluyordu. Bakın gençler, şuradaki neyse cevap o oluyor. O zaman cevabımız ne olacakmış? R'nin değil olacakmış. Şurası da nedir? R'nin değil. Şimdi bizim elimizde 0 ya da R'nin değili var. Denktir diyorum. Eğer ki 0 ya da R'nin değili 1 ise cevap 1. R'nin değili 0 ise cevap 0. Dolayısıyla arkadaşlarım R'nin değili neyse cevap o olduğu için cevap R'nin değilidir diyeceğiz ve Edirne'yi işaretleyeceğiz. Evet, geçtim 4'e. İsmail Hoca yazılıları okuduktan sonra düşük notlara kızıp sınıfa demiş ki bir öğrenci ödevlerini yapıyor ve derslere katılıyorsa başarılı bir öğrenci diyordum. Başarılı bir öğrencidir diyordum ama bunun doğru olmadığını gördüm. Öğrencinin içinde inanç da olmalı demiş. Buna göre İsmail Hoca'nın kızdığı öğrenci profili aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Öncelikle arkadaşlarım bakın, bir öğrenci ödevlerini yapıyor. Ödev yapıyor. Aradaki bağlaç ne? Ve. Derslere katılıyor. Derslere katılıyor. Pekala. Arada ne var? İse, SSA var. İse.
başarılı bir öğrencidir. Başarılıdır diyelim buraya. Tamam. Şimdi bunun ne olduğunu görmüş İsmail Hoca, doğru olmadığını görmüş. Doğru olmayan şey nedir? Yanlıştır. Şimdi burada ise bağlacı var. İse bağlacının sonucu yanlışsa şurası sıfırdır. Şurası birdir arkadaşlar. V bağlacının sonucu 1 ise bu da 1'dir, bu da 1'dir. Demek ki bu öğrenci profili nasıl bir profilmiş? Ödevlerini yapan, derslere katılan ama başarısız bir öğrenciymiş. Dolayısıyla ödev yapan, derslere katılan ve başarısız bizim cevabımız olacaktı. Doğru cevap C'ydi. Güzel bir soruydu. 2021 YKS, 2021 mi? 2022 Milli Savunma Üniversitesi sınavında buna benzer bir soru çıkmıştı. Aklınıza bulunsun. Dördüncü soru gibi. Tasarruf edersen karlı çıkarsın önermesinin karşıt tersi soruluyor. Şimdi tasarruf eder kısmına P, karlı çıkar kısmına Q dersem aradaki S sayı da ise bağlacıyla nitelendiririz. Bunun karşıt tersi nedir? Q değil ise P değildir. O halde Q'nun değerine karlı çıkmazsan, karlı çıkmaz isen tasarruf ederin tersine tasarruf etmezsin. Karlı çıkmaz isen tasarruf etmezsin. Bakın C seçeneğinde mevcut. Dolayısıyla cevabımız buydu diyeceğiz arkadaşlar. Altıncı soru. P önermesi x sıfırdır demiş. Q önermesi y sıfırdan farklı. X, R önermesi x artı y sıfırdır. S önermesi de x kere y sıfırdır demiş. P, Q, R, S önermelerine göre hangisi doğrudur diye soruluyor. Şimdi bakalım. P önermesinde demiş ki x a şıkkına bakıyoruz. X eşittir 0 ise x artı y eşittir 0. Şimdi x'in 0 olması demek x de y'nin toplamının 0 olduğu anlamına gelmez arkadaşlar. Neden? Çünkü burada eğer x 0 ise y 1 ise alın size 0 artı 1'den 0 gelmez. Dolayısıyla bu önerme doğru değildir. S ise P. S neydi? X çarpı y eşittir 0 ise x eşittir 0'dır demiş. Şimdi x çarpı y 0 ise x 0 olmak zorunda mı? Y de 0 olabilir. Yani x 1 iken x1, y'yi 0 seçersin ve böylelikle x kere y yine 0 olur. Yani bunun olma şartı x eşittir 0 değildir. Dolayısıyla Bursa seçeneği de gitti. Ceyhan'a bakıyorum. P ya da Q. Şimdi yazıyoruz. P neydi? X eşittir 0 ya da y 0'dan farklı ise S. S neydi? X çarpı y 0. Şimdi arkadaşlarım ya da demiş ya. X eşittir 0 ise x çarpı y 0'dır. Ya da y eşittir y sıfırdan farklıysa x çarpı y sıfırdır. Bakın ya da dediği için ikisi birlikte gerçekleşmeyecek. Y sıfırdan farklıysa x çarpı y sıfırdır demiş bize. Y sıfırdan farklıyken x de sıfırdan farklı olabilir ve x sıfırdan farklıysa x çarpı y ikisi beraber gerçekleşirse. Bakın şu iki şarttan bahsediyorum. Y sıfırdan farklı ve x de sıfırdan farklıysa x çarpı y nasıl sıfır olsun? Dolayısıyla C seçeneği de gitti. Burada ya da dediği için şu ikisi beraber gerçekleşmiyor. Ya da demiş çünkü. Mesela şöyle düşünün. Ben size desem ki markete git süt ya da ekmek al desem hangisini istemiş olurum? Ya sütü istiyorumdur ya ekmeği. İkisini birlikte alırsan olmaz. Ya da dediği için biz şunu şurada ek olarak düşünebiliriz. Yani ikisinin sıfırdan farklı olduğu durumu düşünebiliriz. Q ve S. Q neydi arkadaşlarım? Y sıfırdan farklı. Ve S neydi? X çarpı Y eşittir sıfır ise P'nin değili demiş. Yani x sıfırdan farklıdır demiş. Bakın arkadaşlar. Y sıfırdan farklı. Tamam. Ve bunun yanında x kere y sıfırdır. Y sıfırdan farklıysa bizim hakkımıza hemen ne gelir? X'in sıfır olduğu durum gelir ki bu sıfır gelsin. Ve sevgili arkadaşlar ise demiş x sıfırdan farklıdır. Hayır, x'in sıfır olması gerekiyordu ki doğru olsun. Dolayısıyla Denizli'de gittiğine göre cevap edilmemiş ki zaten bunu az önce söylemiştik. Bakın Q ve S, yani Y sıfırdan farklı ve X çarpı Y sıfırsa tabii ki kesinlikle X sıfırdır arkadaşlar. Yani P'dir diyeceğiz. Cevabımız da Edirne seçeneği olacaktı. Bir diğer sayfamız, 161. sayfamıza geçiyoruz. 7. sorumuz. Şampiyonlar Ligi A grubunda KLM ve N takımlarıyla ilgili 4 tane önerme verilmiş. Bu önermenin doğruluk değeri yanlış ise K, M, L, N takımlarının gruptaki doğru sıralaması hangisidir diye sorulmuş. Bakın arkadaşlar bu önerme yanlışsa şurası 0'dır, burası 1'dir ki 1 ise 0, 0 gelsin. Ve şu yanlışsa bu da 1'dir, bu da 1'dir. Şu eğer doğruysa bu yanlışsa 0, 0'dır. Doğruysa 1, 1'dir. Demek ki P önermesi doğru, S önermesi doğru, Q önermesi ve R önermesi yanlışmış arkadaşlar. Şimdi gelin soruya odaklanalım.
N takımı sonuncu değildir demiş. Bu doğru. N takımının sonuncu değildir cümlesi doğruysa demek ki N takımının sonuncu olduğu şıkları ben eleyebilirim. Yani mesela Adana gitti. Şunu da doğruymuş. M takımı lider değilmiş. Tamam, kesinlikle doğru bir cümleden bahsediyoruz. M takımı lider değilse M takımının lider olduğu durumu da eleyebiliriz. Devam edelim. K takımı sonuncudur demiş. K takımı sonuncudur ifadesi yanlışsa kesinlikle sonuncu değildir. Dolayısıyla şunu da eleyebiliriz. M takımı N takımının gerisindedir. Yanlış bir cümle ise demek ki kesinlikle ilerisinde arkadaşlar. Bakın M N'nin gerisinde, yanlışsa demek ki bu da yanlış. O halde cevabımız Deniz'dir diyeceğiz. Geçtim 8'e. A, B, C, D ve E sayıları hakkında 3 önerme verilmiş. Ve şu önerme yanlışmış. Bakın P ise Q'nun değili ise R'nin değili yanlışmış. İse bağlacının sonuncu yanlışsa burası 0'dır, burası 1'dir. R'nin değili 0'sa R kesinlikle 1'dir. P ise Q'nun değili 1'se P ise Q 0'dır. Yani bu 1'dir, bu 0'dır. Bu 1, bu 0 dedik. A sayısı kesinlikle 23'müş. Bakın doğru. Bunu yazdım. Şimdi Q önermesi diyor ki B A'dan büyük. Bakın B A'dan büyük veya C'den küçüktür demiş. B C'den küçüktür. Bu önerme neymiş? Yanlışmış. Denktir yanlış dedim. Şimdi veya bağlacının sonucu yanlışsa demek ki bu da yanlış, bu da yanlış. B A'dan büyüktür ifadesi yanlışsa B A'dan kesinlikle küçük veya eşittir. B C'den küçüktür ifadesi yanlışsa B C'den kesinlikle ama kesinlikle büyüktür veya eşittir. Yani C küçük veya eşit, B küçük veya eşit A diyebiliriz arkadaşlarım bu durumda. Şimdi A kaçtı? 23'tü. Onu da unutmayalım. Bunu da buraya yazdık. Not ettik. E tüm sayılardan büyüktür demiş. Doğru ama en son yazalım. Şimdi gençler, A B C D doğal sayılarıydı ya, bak doğal sayıları. Yanlış olduğu bilindiğine göre bu 5 sayının toplamı en az kaçtır? O zaman D hakkında bir bilgi verilmemişse ki buna benzer bir soruyu konu anlatımında da çözdük. D kesinlikle sıfırdır. Şimdi bize toplama en az kaçtır diye sorulmuştu ya. C B'den B A'dan küçük olabiliyorsa ve bunlar hakkında birbirinden farklıdır gibi bilgiler de verilmediğine göre ben B'yi de C'yi de sıfır seçerim. Böylelikle toplamlar az çıksın. E sayısı buradaki bütün sayılardan büyükse mecburen 24 seçmeliyiz onu da. A B C D E'nin toplamı en az kaçtır diye sorulmuştu. 23 artı 24'ten cevap 47'dir. Sıfırların zaten hiç bir hükmü yok. Cevabımız 47 olacaktı sevgili arkadaşlar. Ve 9. ve son sorumuz. Burada arkadaşlarım bir dizgi hatamız olmuş. Sizlerden özür dileyerek onu düzeltmek istiyorum. Şuradaki Q var ya arkadaşlar, bu S olacak. Tamam, yani burası P veya Q. Burada bir değişiklik yok. İse burada da bir değişiklik yok. R ve şurası Q değil, S olacak arkadaşlar. Ve bunun değil. Tamam. Şimdi bu önermenin yanlış olduğu bilindiğine göre ABCD noktalarının yeri hangisidir diye sorulmuş bize. Öncelikle sevgili arkadaşlar, şuraya şöyle bir kartezyen koordinat sistemi çizelim. Bunu çizdikten sonra burada ne demiş? Bu önerme yanlışmış. Arada ise bağlacı var. Yanlışsa demek ki şu taraf 0, bu taraf 1. Şurası 0 ise bak değili demiş ya, demek ki içerisi 1. İçerisi 1 ise R'de S'de 1'dir. Bu da 1, bu da 1. Ve şu kısım 1'miş. Bir şeyin değili 1 ise kendisi 0'dır. Veya'nın sonucu 0 ise bu da 0'dır, bu da 0'dır. Yani bu da 0, bu da 0. Pekala, şimdi çözelim. Doğru olanlara bir bakalım. C noktası analitik düzlemin birinci bölgesindedir. C noktası demek ki burada olacak arkadaşlar, birinci bölgede. Çünkü bu doğruydu. D noktası diğer noktalardan farklı bir bölgededir. Demek ki diğerlerini bulduktan sonra D noktasını da yerine yazacağız. Şimdi gelelim P'ye. A noktası analitik düzlemin birinci bölgesinde veya ikinci bölgesindedir demiş. Şimdi bu ifade yanlışsa, veya'nın sonucu yanlışsa demek ki birinci önerme de yanlış, ikinci önerme de yanlış. Demek ki A noktası analitik düzlemin birinci bölgesinde de değil, ikinci bölgesinde de değil. Demek ki A noktası burada değil. Ya burada ya burada. B noktası analitik düzlemin ikinci bölgesinde ise A noktası üçüncü bölgesindir. Şimdi bu yanlışsa ise bağlacının sonucu bakın yanlış. Demek ki A noktası üçüncü bölgesinde demek yanlış. Bakın A noktası burada değildi. Üçüncü bölgesinde de yanlışmış. O zaman A noktası kesinlikle ama kesinlikle dördüncü bölgededir. Şu da doğru oluyor da bakın. 1 ise 0'dı ya. B noktası analitik düzlemin ikinci bölgesindeymiş. Yani bu da doğru. D de diğerlerinden farklı bir noktadaysa D de kesinlikle buradadır. Demek ki cevabımız birinci bölgeden dördüncü bölgeye doğru C, B, D, A olacak. C, B, D, A.
Hangisinde verilmiş CBDA? Ona bakalım. CBDA Edirne seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlarım. Düzeltme için kusura bakmayın tekrardan. İkinci baskıda hepsi düzeltildi arkadaşlarım. Evet gençler, artık kümeler konusuna geçiş yapabiliriz. Yarınki videomuzda da kümeleri ele alacağız. Ve kümelerden sonra da fonksiyonlara geçiş yapacağız haftaya. Sembolik mantık ve kümeler birbirinin tamamlayıcısı olan iki konu. Ve kümeler olmadan da fonksiyonlara geçiş yapamayız. Kümeleri tam anlamıyla kavrayamayan bir kişi fonksiyonları sevgili arkadaşlar anlasa da eksik anlar. Dolayısıyla kümelere çok kıymet vermemiz gerekiyor. Umarım bu konu anlatımından sonra da inşallah fonksiyonlara hazır hale geleceksin. Sizleri inanılmaz derecede çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.